Bu şekilde mücadele ettim. Gücüm yettiğince kendi arazime kaçan tarafı söndürebildiğim kadar söndürdüm. Ondan sonra da artık buralara karınca kaderince. Bak ara ara var Mehmet abi. Ara ara yanıyor. Dün akşam üzeri 3.30 civarında, 15.30 civarında ekili arazilerimiz var ama mahsulün büyük çoğunluğu kalktı. Meyve ağaçlarımız var. Onlar haliyle yerinde duruyor tabii. Şu anda yeni dikmiş olduğum ceviz fidanlığım var, ceviz tarlam var. Orası zarar gördü. Ceviz fidanlarıyla birlikte sulama sisteminin bir bölümü zarar gördü. Kendi imkanlarımla gördüğünüz gibi sırt tulumbasıyla artık söndürebildiğim kadar şu gördüğünüz karşı bölgeyi söndürmeye çalıştım. Bayağı da biraz da başarılı olduğumu zannediyorum. Rüzgarın çok aşırı olması sebebiyle yangının çok ani bir şekilde ilerlemesi neticesinde ilk etapta haliyle gecenin de bastırmasıyla ilk etapta yani önüne fazla da geçildiğini düşünmüyorum. Yani arkadaşlar gerekli intimamı gösterdiler ama fırtına şiddetinde lodos aşırı bir şekilde rüzgarın olması sebebiyle yangın çok hızlı bir şekilde ilerledi. Yani Amerikan New York şehri gibiydi. Yani her taraf ışık ışık yanan şekilde. Yani burası geceyle gündüzün hiç farkı yoktu. Aynı gündüz gibiydi burası. Peki siz nereye müdahale yaptınız? Ben şu kendi arazimin üst tarafına yaptım. Gece 1.30 civarında, 1.30'dan saat 4'e kadar müdahale yaptım. Yani kendi ekili arazime yani imkan nispetinde daha fazla zarar vermemesi için. Gördüğünüz bu işte arka sırt tulumbasıyla bununla. Ben dereden su çektim. Oraya. Geçmiş olsun Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vatan sağ olsun. Millet sağ olsun. Boş sulama sistemi. Bu cevizlerin